HDP düşmediği ve düşürülmediği için umut da düşmüyor ve düşürülmüyor sevgili arkadaşlarım. O yüzden tüm dertleri bakıyoruz, görüyoruz, HDP'dir. HDP'ye denklem dışında tutma işlemidir. HDP'yi denklem dışında tutma zihniyetidir. Neden var? Bu soruya kimin cevap vereceğini elbette ki kestirmek zor. Çünkü bu soruya ne iktidar ne de bizim dışımızdaki muhalefet herhangi bir cevap veremiyor. Herhangi bir cevabı verme basiretini de gösteremiyor, cesaretini de gösteremiyor sevgili arkadaşlarım. İktidarın bekası için bir tecrit uygulandığını herkesin bilmesi ve herkesin artık bunun farkında olması gerektiğini bir kez daha ifade etmek isterim. Çatışmalı süreci ve hukuksuzluk rejimini ayakta tutmak için İmralı tecritini hayata geçirdiklerini ve devam ettirdiklerini hepimiz biliyoruz. 2015'te bitirdikleri çözüm sürecinin üzerine korkunç bir yolsuzluk ve hukuksuzluk düzeni kurduklarını her aşamada 2015'ten sonra bize gösterdiler ve bize yaşattılar sevgili arkadaşlarım. İktidar bu düzenin bitmemesi için savaş politikalarında, çatışmalı politikalarda, güvenlikçi politikalarda ısrar ediyor, etmeye de devam ediyor. Dün yine Van'ın Başkale ilçesine bağlı Haşkan mahallesinde bir insanın gözaltına alınması sırasındaki görüntüleri tüm dünya ibretle izledi. Biz de büyük bir hayretle ve şaşkınlıkla izledik. Peki şaşırdık mı? Elbette ki şaşırmadık. Çünkü iktidar son zamanlarda bütün seçim kampanyalarını bu yöntemle yapacağının sinyalini bizlere zaten verdi, vermeye de devam ediyor. Halka direkt silah doğrultan, havaya saatlerce silah sıkan, kadınları darp eden, sadece bir kişiyi gözaltına almak için yapılan bu vahşeti şiddetle ve nefretle kınadığımızı buradan ifade etmek istiyorum. Bu ülkede çocuklar yırtık ayakkabılarıyla dolaşıyorsa, İnsanlar pazar yerlerinden yiyecek topluyorsa, kaynaklar biri ve birileri tarafından mutlaka çalınıyordur demektir. Her 10 kişiden 9'u büyük geçim sıkıntısı çekiyorsa, sebep o 10 kişiden birini haksız zenginleşmeyle ihya eden bir talan düzeni olduğundandır. Evet, resmi rakamla %76'lık enflasyonla Türkiye'nin hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülke arasında 117. sırada olması aslında bununla doğrudan bir bağ olduğunun da çok açık bir göstergesidir. Açlık ve yoksulluk sınırıyla bir gün Federal Kürdistan, diğer gün Kuzey Suriye ve Ege'de sınır tanımayan savaş politikaları arasında doğrudan bir bağ vardır sevgili arkadaşlarım. İktidarın bekası için sürdürülen güvenlikçi politikalarla büyük yolsuzluklar arasında büyük bir bağ vardır sevgili arkadaşlar. İşte tüm bunun Türkiye kamuoyu tarafından, Türkiye halkları, Türkiye toplumu tarafından iyi görülmesi gerekiyor. Görülmesi gereken bir başka hakikat ise yerli ve milli olduğunu söyleyen iktidar ve saray rejimini körfezden körfez sermayesi aracılığıyla yönetiliyor olmasıdır. Dün meclise ek bir bütçe getirdiler ve bu bütçe aynı zamanda iflas bütçesidir. Ve bu ülkenin iflas ettiğinin de çok açık bir kanıtıdır sevgili arkadaşlarım. Bütçeleri 6 ayda çöktü ve 6 ayda çöken bir bütçeyi yeniden ek bir bütçeyle gündeme getirdiler. Ve bu da aynı zamanda
iflas ettiklerinin bir göstergesidir. Çünkü sevgili arkadaşlar, savaşa, talana, saraya ve yandaşlara para yetiremedikleri için, talanı sürdürmek için ek bütçe getirdiklerinin farkındayız. Yoksa bu bütçenin içerisinde emekçiye, işçiye ve halka ek bir bütçe getirdiğine dair bir şey yok. Bunu da herkes böyle bilsin. Şimdi bu gidişata hep birlikte edi bese demenin zamanı değil midir sevgili arkadaşlar? Evet, bu gidişata hep birlikte yeter artık diyoruz, edi bese diyoruz sevgili arkadaşlarım. Emekçiler, üreticiler, işçiler, işsizler, emekliler ve ezilenler olarak hep birlikte yan yana durursak, mücadelemizi birleştirirsek bu harami düzeni hep birlikte değiştireceğimize de elbette ki inanıyoruz. Sefaleti refaha, açlığı insanca yaşama dönüştürmenin yolu da birlikte mücadeleden geçer. Yozlaşmış, çürümüş sistemin çarklarını hep birlikte elbette ki kırma gücüne de sahibiz. Evet, vergilerimizle ülke bütçesini eğer oluşturuyorsak, itirazlarımızla da ülkenin yönetimini değiştirebiliriz. Güç bizdedir, yani halkın bizzat kendisindedir. İşte HDP'nin emek ve alın teri mücadelesi birlikte yürümek için önemli bir seçenektir sevgili arkadaşlarım. Emeğimizin hakkı için bir olalım, soframızdaki ekmeğimiz için, çocuklarımızın geleceği için gelin bir olalım, birlik olalım diyoruz. 15-16 Haziranların 7 Haziranlarla birleşen ruhunu yeni başlangıçların ve onurlu yaşamın mücadele gücüne hep birlikte dönüştürelim diyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, şimdi kadınlarla ilgili de bir paragrafımız var elbette ki. Dün kadın düşmanı, erkek yargı, Pınar Gültekin'i işkenceyle katleden erkeğe verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını haksız tahrikle 23 yıla indirdi sevgili arkadaşlar. Babanın isyanını gördünüz, babanın çığlığını gördünüz. Kadınların ortak çığlığını da, kadınların ortak isyanını da gördünüz, görmeye de devam edeceksiniz. Peki şaşırdık mı? Hayır. Elbette ki şaşırmadık. Kadını katledenle hukuku ve adaleti katledenin işbirliği yaptığı bir ülkede yaşadığımızı zaten biliyoruz. Bu kadın düşmanı kararı tüm kadınlar adına en güçlü sesle lanetliyorum ve kınıyorum. Pınar Gültekin'in katiline böyle bir indirimi yapmayı asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğimizi de bir kez daha bu kürsüden ifade ediyoruz. Kadın cinayetlerini açıkça teşvik eden kararlarla iktidarın kadın düşmanı politikasına hizmet eden erkek yargı bilmelidir ki bu erkek düzen bitecek, hep böyle kalmayacak. Ve günü geldiğinde de kadın düşmanları gerçek adalet önünde kadınlara bir bir hesap verecek. Bunu da bir kenara yazın diyorum sevgili arkadaşlarım. Kadının varlığından bile korkan erkek iktidar bilsin ki mücadeleden bırakın geri adım atmayı, kadın özgürlükçü bir ülke yaratmak için gece gündüz çalışmaya kadınlar olarak devam edeceğiz. Sizden asla korkmuyoruz, sizden asla korkmayacağız diyorum sevgili arkadaşlarım. Direnen, inşa eden, üreten biz kadınlarız. Yöneten de biz kadınlar olacağız. Bu ülkeyi felaketten çıkaracak olan da biz kadınlar olacağız. Umudumuz büyük çünkü itiraz etme, değiştirme ve inşa etme gücümüzün olduğuna inanıyoruz sevgili arkadaşlarım. Biliyoruz ve inanıyoruz ki
Kadın İttifakı bu ülkeyi karanlıktan çıkaracak olan tek ittifaktır. Buradan bütün kadınlara sözümüzdür. Yaşamın hiçbir alanında hiçbir kadın asla yalnız yürümeyecektir. Çünkü yanında mutlaka bir tane de olsa HDP'li olacaktır sevgili arkadaşlarım.